Efendim. Merhaba efendim. Aa, merhaba. Rahatsız etmiyorum değil mi? Biraz önce de aradım, bulamadım. Hayriye Hanımlardaydım. Az önce geldim ben de. Tahmin ettim ama yani çekindim, oradan da aramak istemedim. Bir şey mi vardı Ahmet Bey? Ama biz hala böyle beyli hanımlı yani olmuyor ki. Yani söylemek istediklerimi de söyleyemiyorum. Sizi bizi bıraksak? Bunca zamandır Ahmet Bey demişken kusura bakmayın ama başka türlüsü tuhaf geliyor. Yavaş yavaş. Haklısınız. Sık boğaz ediyorum değil mi şimdiden? Rica ederim, öyle değil de. Öyle öyle. Buyurun, ne söyleyecektiniz? Bu akşam... Bakın ama bu sefer beni kırmayın. Ne söylediğinizi bir anlasam. Bu akşam diyorum. Hı. Şöyle ailecek bir yemek yesek. Sedef, siz, ben. Ne dersiniz? Aa, çok iyi olurdu ama... Sedef bu akşam Necla'nın doğum gününe gidecek. Dün gece kutlanmadı mı o? Bu akşam da arkadaşlarıyla kutlayacaklarmış. Biz bize gitsek peki? Ama istemezsiniz siz. Neden olmasın? Olabilir aslında. Gerçekten mi? Evet. Parmağımıza yüzüğü takmadık mı? Taktık tabii. Tamam o zaman. Sizi almaya gelirim 8'de. Yok yok. 7:30'da. Ya. Hatta 7'de gelirim, güneşi batırırız ha? Olur. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güle güle. Konsolos. Ne içiyorsun? Kahve. Şunları arabaya yollatsın aşkım. Efendim Ahmet abi. Sedef'cim benim canım. Oo, yemekte misiniz? Evet. Yeni oturduk. Ahmet abin bir arayalım dedi. İyi yaptınız. Keyfin yerinde mi çocuğum? Necla'ya selam söyle. Tamam söyledim. Tamam. Size afiyet olsun. Sağ ol çocuğum. Geç kalma. Geç kalma. Sen de geç kalma. Öpüyorum seni. Selam söylüyor size. Sağ olsun. O yüzüğü parmağınızda görüyorum ya. O kadar keyifleniyorum ki. Yani bana ait bir şey var üzerinizde. Sadece yüzük değil tabii ki. Yanılmadığımı biliyorum. Öyle korkuyordum ki aslında evlilikten. Siz mi ben mi? Eşimi kaybettikten sonra tamamen kapatmıştım o defteri. Allah rahmet eylesin. Siz niye hiç evlenmediniz? Çok mu özel bir soru oldu? Ne münasebet canım. Benim özelim artık sizindir Nehir Hanım. Ben annemle babam gibi bir beraberlik istedim. Hani derler ya böyle bir yastıkta ömür boyu. Ya. Öyle işte. Yastıkları bile birdi gerçekten. Böyle uzun olanlardan. El ele geçirdiler hayatlarını. Birbirleri ardına da öldüler. Allah rahmet eylesin. Şimdiki beraberlikler çok korkutuyordu beni. Onun için sizi tanıdıkça ailem gibi hissettim. Gerçekten de ailem olmanızı istedim. Ben de öyle Ahmet. Teşekkür ederim. Sağlığınıza. Sizin geceniz nasıl geçti? İyi. Yemek yedik. Konuştuk falan. Gözler gülüyor. Aşk olsun. Anlatmam bak. Tamam.
Nereye gittiniz? Güzel şık bir yere götürdü beni. Görsen nasıl özenmiş, giyinmiş, kuşanmış, kravatlar takılmış. Oo. Konuştuk uzun uzun. İlk defa geçmişini anlattı bana. Bakma öyle deli dolu olduğuna. Az çekmemiş o da. Tek başına ne mücadeleler vermiş. Yalnızlık tak etmiş artık. O da bir ailesi olsun istiyor. Bana da öyle söyledi. Vallahi senelerdir tanıyorum. Ben bir yanlışını görmedim. Doğru bir adam o. Samimi olduğuna inandım ben. Hadi bakalım. Sedef, kızım. Ben olur dedim ama senin en küçük bir endişen, bir itirazın varsa söyle yavrum. Vallahi anında dönerim bak. Önemli olan benim değil, senin kararın. Olur mu öyle şey? Senin hayatınla ilgili kararı niye ben veriyorum? Seni huzursuz etmek istemem hiçbir bakımdan. Sen mutlu olduğun zaman huzurlu olurum ben anneciğim. Ben de güveniyorum Ahmet abiye. Seni çok mutlu edeceğine de inanıyorum. İçin rahat olsun. Sen öyle diyorsan mesele yok. Artık sana nikah dairesinin yolu göründü desene. Gün almaya karar verdik. Dedim ama son bir kere Sedef'le konuşacağım diye. O ne dedi? Benim kızım sorun çıkarmaz. Ben ona inanıyorum dedi. Bak daha şimdiden ne güzel anlaşıyoruz. Ah, inşallah hep böyle devam eder. İnşallah anneciğim. İnşallah çok mutlu olursun. İnşallah canım benim. Bir tanecik evladım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.